oğlum, dikkat etsene. Tamam tamam usta, merak etme. Tamam. Sermayeyi kediye yüklemeyelim ha. Sen de dikkat et. Bak tamam, takılabilirsin. Ne takılmam ben oraya, hiçbir şey olmaz. Ya bak vallahi nazara getiriyorsun ha insanı. Gel şöyle. Ya bak şöyle yapalım. Sen bunu bana ver. Ha? Tamam. Ben bırakayım orayı. Tamam. Dur şimdi bak, sen çekip bakayım. Sen şimdi bunu bana ver. Bana ver. Bırak şimdi. Bırakıyorum. Bak. Bırak tamam, bırak. Birdenbire bırak oğlum. Şey yapma da. Ha tamam. Hadi sen şimdi şuraya doğru yer aç. Buna. Buraya şimdi. Bırakıyorum. Şey yapalım. Bırak. Oğlum. Allah. Dur tamam tamam. Bir şey yok ya. Taşıyordum ben. Tamam usta. Tamam. Tamam. Abi. Mustafa abiler ne taşıyor öyle? Lan oğlum vallahi manav dükkanı bilmesen var ya, porselen satıyorlar sanacağım. Acaba yengeye kristal mi getirtti? Ha bak olabilir. Ha. Baksana ne kadar dikkatli taşıyorlar. Ya. Ne varmış ki kasanın içerisinde? Öyle ağır bir şey taşıyor gibi geçtiler. Ne bileyim Adil abi, ben de merak ettim. Evet. Ya o dedesinin bir tanesi, bu senin artık. Aslıcığım, deden de sana aldık biz bunu. Anneciğim, babacığım ya. Çok teşekkür ederiz. Ne zahmet ettiniz. Bu çok pahalı bir hediye. Ya torunuma feda olsun ya. Ne olacak? Tabii Güldencim. Sen geçen dedin ya, bir çocuk için çok önemli müzik eğitimi, kişisel zihinsel gelişimi için çok önemli falan dedin. Oradan biz de şey yaptık değil mi Beyimciğim? Tabii tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Yani ben evet Aslı'nın gelişim için istemiştim. Ahmet'e de söylemiştim de sonra alırız diye bir iki aydır oyalıyordu beni. Çok makbule geçti gerçekten. Ahmet'e ben söyledim ya, ben alacağım dedim. Merak etmeyin dedim. Ay, çok teşekkür ederiz. Aslı'cığım, dedenle babaannene teşekkür eder misin canım? Teşekkürler babaanne. Teşekkürler dede. Oh, yerim ben seni ya. Uzun, hadi çal bakalım. Hadi bakalım. Ama bu çalışmıyor. Ha. Nasıl çalışmıyor ya? 10 dakika önce çıkarttım ben bunu paketinden. Dur bakayım. Evci bize bozuk bir şey mi sattı bunlar? Yok ya, olur mu ya? Bu butik Ali'nin arkadaşı. Aa! Bizim butik Ali'nin arkadaşı ya. Çok samimi arkadaşıyım. Bir dakika. Yok be Bahtiyar abicim, değil. Bence de. Yok. Bence de diyor kardeşim. Yani koftiden bir şey yok. Mümkün değil. Tabii. O kitabı okudum, bıraktım yerine. Yenisini aldım. Tamam. Evet beyler, açılalım. Yolu kapatmayın. Siz neye bakıyorsunuz ya böyle, he? Sen onu Mustafa'ya soracaksın. Yine böyle bir deli şaka peşinde herhalde. Hadi be. Musti, ne oldu oğlum? Ne dalga dümen çeviriyorsun gene? Sürpriz. Birazdan açıklayacağım. Sakin olun. He, o zaman ben de bekleyeyim. Abicim, içinde bebek olsa böyle dikkatli taşımazlar ha. Allah Allah. Ne var içinde? Onu sen hesaplayacaksın. Hesap makinesi. Olasılıklar sen de. Hesapla bakalım. Yok. Bu çok bilinmeyenli bir denklem. Bilinmezlik faktörleri o kadar çok ki sağlıklı bir hesaplama olmaz. Hadi ya. Evet. Açıklıyorum. Evet hadi açıkla oğlum ya, işimiz var. İşte bu. Karpuz mu be oğlum ya? Bu mevsimde karpuz olmaz ki. Aynen John Wayne'ın Alper'im. Oğlum bu karpuzun buralarda bu mevsimlerde işi ne ya? Ha? Ulan gene bir dalga dümen peşindesin. Kesin kesin. Niye dalga dümen peşinde olayım ya? Ne demek yani bu mevsimde karpuz olmaz? İthalse olur. Ya nasıl dur, yani? Dur dur, gerçek değildir ama bak. Bir dakika, dur, bir dakika, dur. Oğlum, gerçekten. Hele bir dakika, dur bir dakika. Sen şimdi bu karpuzu ithal mi ettin? Ya Bahtiyar, ben niye ithal edeyim ya? Hale getirmişler, ben de aldım. Ayrıca yani karpuz karpuz deyip onu aşağılamayın. Bu bayağı bir karpuz yani. gün gelecek, meyveleri mevsimi dışında da yiyeceğiz. Mesela kar yağarken çilek yiyeceğiz. Ya bırak Batri abi, olur mu öyle şey? Bırak ya, hadi. Öyle deme, gün gelecek, meyve ve sebzeler mevsimi dışında da yenecek. Ama şimdiki gibi tadı olmayacak. Ama 46'lık tadımızı kaçırma Allah'ını seversen sus ya. Mustafa abi, bu Muhittin yani karpuz ne kadar? 25.000. Ne? 25.000 mi? Evet. Kafamıştır oğlum sen. Çıldırmış ya. Ya olur mu başkanım öyle şey? Arkadaşlar kilosu 25.000. Ne? Hey, kilosu. Kilo 25. Ya siz böyle yurttan sesler konusu gibi bir oradan bir buradan mı konuşacaksınız acaba? 25.000. Almak isteyen alıcı olan gelsin. Olmayan dükkanın önünü kapatmasın. Arkadaş. Altın mı var içinde başkanım? Şuraya bak ya oğlum, sen var ya yani bankadan kredi çekmişindir ya. Evi falan ipotek etmeseydin var. Elinde göstermiyorum. Kilo 25. Kilo 25. Sen dellenmişsin Mustafa. Vallahi dellenmişsin. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Kilo 25 bin. Şaka yapıyor bence. Biraz bekleyelim. Adana'nın karpuzu çıkardı Temmuz'da. Kilosu 2 lira oğlum. Anne.
anne, niye bu çalışmıyor? Ay bilmiyorum. Bak deden uğraşıyor hayatım. Yapacak şimdi. Ya biraz önce... Ya yeni çıkarttım paketinden ya. Çalışmaması imkansız. Yepyeni çıktı altından. Buna bir şey açmamız lazım ama dur bakayım Naci. Şunlara bir kurcalayayım bakayım ya. Şu mu? Evet. Ha. Ha. Aa, canlıymış ya. Ses geldi. Dur bakayım. Aa, çalışıyor işte ya. Al bakalım, al bakalım yavrum. Ha? Ya Ruki, ileride bakarsın piyanist olur. Çıkar ödülünü alırken bana ilk piyanomu alan deden ve babaanneme buradan bu ödülü ithaf ediyorum der ya. Düşünebiliyor musunuz? Oo. İnşallah. Biz ortadan yana oturuyoruz yani. İnşallah görürüz o günleri. Ama gerçekten çocuk uzmanları diyor ki bir piyano ya da bir müzik aleti çalmak çocuğun gelişimi için çok önemliymiş. Özellikle koordinasyon ve dikkat için. Çok teşekkür tabii, ederim usta. Tabii tabii olmaz mı işte tabii bak. Piyanoya bak ya neler yapıyor ya. İyi ki almışım abim çal. Çal kızım koordinasyonun gelişecek hadi bakalım. Gel gel. Bak nasıl koordinasyon gelişiyor bak. Görüyorsun değil mi Rukiye? Buradan anlıyorum ya koordinasyon gelişiyor. Sami'cim, alışverişe gidiyorum hayatım. Senin istediğin bir şey var mı? Ha, yok yok, her şeyim var benim. Şeye bak, işine bak. Sami, çok güzel bir takım elbise beğendim sana. Onu alsak mı acaba? Yok ya, benim ihtiyacım yok. Sen bak keyfine bak kardeşim, önemli değil. Sen bak keyfine bak. Ya keyfine bak diyorsun ama Sami'cim, benim param bitti. Biraz para alabilir miyim senden hayatım? Tamam, şey yapayım. Gitarım. Yettirmeye çalışırım artık hayatım. Akşam yemeğe gidiyoruz değil mi Sami'cim? Yemeğe mi? Ha, komşular mı davet etti yoksa? Hayır hayatım, sen söyledin ya. Baş başa Boğaz'da bir balık yiyelim diye. Bilirim. Sen bana baş başa kalalım dedin. Ben de sana Boğaz'da baş başa bir balık yiyelim demiştim. Ama tabii sen böyle el ele göz göze Boğaz'da balık yemek istemiyorsan sen bilirsin hayatım. Civciv kayınvalide. Bunlar çok masraf. Yani balıkçıya gidin, 2 kilo lüfer alın, evde afiyetle yiyin yoksa pef olursunuz ha. Şahin'cim senin de bu esprilerin. Yani benim söylediğim yerle senin söylediğin şey bir mi hayatım? Öyle değil mi Sami'cim? Öyle değil mi? Şey karışma bakalım. Şey karışma tamam. Gideriz, gideriz. Gideriz. Ben çıkıyorum. Görüşürüz hayatım. Tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Akşam Boğaz birazcık serin olabilir ha. Ferit. Çok güzel filmmiş. Harika film. Ben söylemiştim size amirim çok güzel diye değil mi? Güzel güzel. Hep bir aksiyon, hep bir macera. Tabii, arabalar bin bin bin. Tabii tabii. Sen de izle onu Selahattin. Amirim izleyeyim de yalnız geri sarmamışsınız filmi ha. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Ha, buradan anlaşılıyor. Evet, geri sarmamı unutmuşum onu Ferit. Kusura bakma. Olur mu amirim öyle şey ya? Ben hallederim. Var mı bu akşam nöbet? Evet, evet. Görev birazdan başlayacak. Akşama da nöbet var. Yarın da mesai devam. Artık yarın akşam eve gider dinlenirim, yatar dinlenirim. Sana uğrarım. Bir film alırım senden. İzleye izleye uyurum artık. Olur amirim, olur tabii. Şey, neydi o filmin adı ya? Şey, bu Cengiz bahsetti bana. Komik bir filmmiş. Neydi adı? Çıplak silahlar. Çıplak. Çıplak silahlar var mı sende? Ya, o gelmedi be amirim. Amirim çıplak silah diye film yapmışlar ya. Sanki giyinik silah mı var? Var, var tabii Selahattin. Giyinik silah var. Mesela benim silahıma bir tuvalet almam lazım malum. Erkan komiserinin kızının düğünü var. Düğüne çıplak silahla gidilmez. Nasıl yani amirim? Silahın kılıfını mı söylüyorsun? Sepet kafalılık yapma Selahattin ya. Silahın... Silahın kıyafeti olur mu Ferit? Ya adam komik olsun diye çıplak silah demiş bunun adına. Çıplak silah olur mu ya? Doğru amirim, ya, olmaz. Doğru söylüyorsun. Ya amirim, ben size çay söyleyeyim mi? Şöyle bir çay içelim ha? Sağ olasın Ferit, sağ olasın. Çay kalsın. Film almaya geldiğim zaman artık çayını da içerim. Filmim tamam. Burada. Tamam sağ olasın. Çok teşekkür ederim amirim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Haydi sağ selametler. Sağ ol amirim. Hadi saygılar kolay gelsin Ferit. Saygılar, sağ olun. Sağ olun. Mustafa Ortağım, şimdi bu karpuz toplamda kaç para ediyor? Biraz sessiz olursan Semih şu an hesaplıyor onu. Evet, yok, yok bir sorun var. Bunu gramı gramına tartmak lazım. Bunun için de hassas tartı lazım. Ya ben öyle hesap yapamıyorum. Kabaca hesap yapamam ben. Benim hesaplamda şaşma olmaz.
Nedir bu dört işlem ya? Bu ne söylüyor ya? Yani şimdi biz karpuzu götürüp kuyumcuda mı tartacağız? Ne diyorsun? Evet öyle. Ancak o zaman ben size bunun net fiyatını söyleyebilirim. Yoksa ben hesap yapamam. Ya birader asfalyalarımı attırma benim ya. Şimdi bu gidip de orada tarttırılır mı ya hassas tartıda? Biraz daha zorlasan kardeş. Yani altından daha değerli. Bu ne ya? 4 kilosu 100.000 lira. Vay anam vay. 4 tane çeyrek altın yapıyor ya. Vay bir tane tam da yapabilir. Ben derim ki karpuzları alalım, Aret abiye götürelim. Tam kilosunu, gramını alalım. Yoksa bu 4 işlem kafayı yiyecek. Tamam hadi götürelim o zaman. Dur. Oğlum dur. Ya Sinan ortağım ne yapıyorum? Düşürürsen 4 hafta bedava çalışacağım. Lan onu yavaş. Tamam oğlum. Lan ocağa incir ağacı dikeceğim. Dur, söyleyecek, dur. Lan ocağa incir ağacı dikeceğim. Bırak. Sinan, sendeki de iyi cesaret ha. Ya ben bakmaya cesaret edemiyorum. Kalkmış elini alıyor. Doğru söylüyorum vallahi birader. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Ya ben de merak ettim biliyorsunuz mu ya? Acaba kaç para ya? Gitsek mi Arete bir tartıralım şunu? Ne güzel çalıyor ya. Evet. Aslıcığım şimdi artık yavaş yavaş bunu kapatalım. Paketine de koyalım bir güzel. Bozulmasın. Evet. Biz eve götürmesek bizim eve Rukiye anneciğim şimdi o bizim evde Aslı sürekli çalarsa bebek Fehmi uyanır o kızından. Onu hiç düşünmedik doğru söylüyor. Evet tabii. Ha yani hem buraya geldikçe çalar burada kalsın. Böylece hem daha sık görmüş olursunuz Aslı'yı. Canım sen nasıl istersen tabii. Şey eve götüremeyiz Aslı şey. Bu sadece burada çalışıyor. Eve götürürsek çalmaz, tamam. Bozulur. Evet, bozuluyor ya. Ilışmaya başka gelir. Yerde bak bunun yerini bir değiştirdik. Burada bile bozuldu. Ya. Değil mi? Tamam Aslı. Tamam mı? Tamam. O zaman dedeyle babaanneye teşekkür edelim. Bu burada kalsın. Ah canım. Yavrum bir şey değil. Ne teşekkürü ya? Allah Allah. Lafım olur. Sen biz ona çok iyi bakarız. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Ya. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Çok teşekkürler dedim. Hadi sağ ol. Ah Elvan Hanım gel. Cici kayınvalide gitti. Çok oldu gideli. Ya kesin yine babama masraf yaptıracak değil mi? Ha ne ihtiyacı yok masraf falan. Şahin. Ya işte biraz alışveriş yapacakmış. Biliyorum Şahin benden saklamana gerek yok ki. Babamın elinde avucunda ne varsa har vurup harman savuruyor zaten. Ya Elvan Hanım bir de akşam baş başa yemek yiyeceklermiş. Boğaza karşı. Oo, boğaza karşı bir de. Maşallah hiç şuraya geleyim çalışayım bir pastanenin ucundan tutayım demiyor. Anca geçsin, yesin, içsin, tozsun vallahi. Ya tamam ya sen sinirlenme şimdi söyledim sana pişman etme lütfen. Ay tamam Şahin tamam. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilsin herhalde. İstediği gibi yaşasınlar. Ya, bize ne ya? Biz kendi hayatımıza bakalım. Aa yok Şahin öyle ya ama benim adım Elvan'sa ben o balıkları boğazına dizmesini bilirim o kadının. Aa ne yapacağım peki? Sen görürsün. Bekle. Dur. Elvan'ım ne yapacaksın? Ya merak ediyorum. En meraklı yerinde gidiyorsun. Tam söyleyecek. Acaba ne yapacak Elvan'ım ya? Merak ettim ha. Yavaş birader yavaş. Yavaş. Ya, Mesut niye yolu uzattık? Niye o kapıdan gelmedik? Oğlum ben servise de buradan başlıyorum. Benim güzergah burası. Yavaş çekilin. Açılın. Yavaş buraya. Çekilin. Yavaş. Kırılacak ürün. Yavaş. 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 Butik. Ne oluyor abicim? Abi işte Mustafa abi, Mesut abiyle beraber bir tane kasayı tutmuşlar. Beraberce ne Aret abinin dükkanından içeriye girdiler. Arkalarında da Bekir abi vardı. Oğlum ben de stadyumdayım. Ne olduğunu ben de görüyorum. Bir şey biliyor musun diye soruyor. İşte abi sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Bekir abi. Buyur Ahmet. Abi ne oluyor? Neyle oluyor? Ne oluyor abi? Ya olacak bizim manav Mustafa var ya karpuz getirmiş. Yani. Ne karpuzu abi? Ne mi karpuzu? Bildiğin insan karpuzu. Ya biz de ilk duyduk, şaşırdık kaldık biliyorsun. Dedik ki mevsimde ne karpuz oluyoruz. Böyle koca karpuzlar getirmiş. Ele de büyük, ele de cilalı, ele de güzel böyle. Şaşırdık kaldık. Karpuz bu mevsimde olur mu diye sene söyleme hemen. Sence olur mu, olmaz mı? Olur. Bakıram, he? Olur desen. Sence? Hareketlere bak. Sen ne bileceksin ki? Bunu neye aldın ki yanan ya? Hiçbir şeyden haberi yok. Karpuz getirmişler işte. Karpuz mu tartayım? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?
Ne dalgası, haret bileler ya. Dalgası mı olur bu işin? Harbiden tart diye getirdik. Tart bakalım ya, hadi. Ya ben söyledim bunlara. Ama dinletemedim ki, haret. Hmm. Kaç para bunun kilosu? 25 bin. Aynen canım, aynen. Nakit. Ne diyorsun sen Mustafa ya? Ya kuyumculuğu bırakıp ben de mi manavlığa başlasam? Hayda. Hay Allah. Ne yapayım ya? Haldeki adam hallem etti, gullem etti, sattı bunu bana. Tabii tabii, sen hadi tart ya birader. Şey yapma, bunu bir tartıver hadi bakalım. Hadi. Ya gramı gramına öğrenelim. Hassas terazide değil mi? Evet. Kaç para yapacak, hesaplarız. Hadi. Yani dua et, inşallah satılır bundan ama... Hı. Yani şimdi şöyle Mesut'cum, bu benim yani kuyumcu terazisi. Sadece bir kilo tartıyor. Yani daha fazlasını tartmaz, hassas terazi bozulur. Öyle mi diyorsun? Tabii. O zaman aynen geri vites yapacağız birader. Şu hale bak, boşuna o kadar derdi tasayı çektik de buraya getirdik bunları ya. Hadi, hadi, İthal mi bunlar? İthal tabii canım. Bu mevsimde bizde karpuz mu olur? Seninki de laf mı şimdi yani? Hiç. Ha. Yani ne bileyim, böyle hani karısı hamile olur, aşerer falan filan. Ancak öyle satılır bu, yoksa mümkün değil yani. Bunu almaz kimse ya. Yapma ya. Görüyor musun? Aret, sen de böyle diyorsan kuyumcu adam, altınla uğraşan adam, biz yandık o zaman. Satamayacağız. Eyvah. Yuh! Abi 100 bin liraya karpuz olur mu ya? 100 bin lira! Doğru söylüyor. Ahmet abim çok haklı. Bekir abi, ha. Ben sana 100 bin liraya bir saç kurutma makinesi, bir de mikser veririm var ya, aklın hayalin durur. Yani. Güzel söylesen de ben kim o karpuzu almak için putik ya, Allah'ın seversen ya. Ya Ahmet abi, 100 bin lira verip bu karpuzu kim alacak bizim mahalleden? Hakikaten hayret ediyorum, şaşkınım yani. Cankuş'un dediği gibi, aynen John Wayne'en. Ben de acayip merak ediyorum. Bir de abicim, ben 2 ay beklerim, mevsiminde yerim. Tanesini 1000 liradan yerim. 100 bin liraya 100 tane karpuz yerim abi, bu ne? Abi, yerim ne ya? Karpuz kanyonu dökersin tam şuraya. Hı. Bir sürü karpuz satarsın o kadar paraya. Aha. 100 bin liralık karpuz geliyor. Yavaş birader, aman dikkat durmayalım. Mustafa abi, bu 100 bin liralık karpuzu acaba dokunabiliyor muyuz? Yani öyle dokun. Öyle vurmak yok. Vurmak yok. Dokunabiliyor evet. Ama yüzük efendim. Dikkat et. Evet, evet. Zaten bunlar bakmak için. Bunu satın almaya güç yetmez, yetmez. Ya ne diyorum biliyor musunuz? 7 kişi bir araya gelelim, danaya girer gibi karpuza girelim, ne dersiniz? Allah'ım, Allah'ım, ne komik. Neyse, Allah! Dur, niye? Dur, nasıl korkuyor görüyorsun değil mi? Bu şimdi bir koç parası değil mi? Ya kimse kusura bakmasın, bir koç parasını bir karpuza veremem ben abiciğim. Ben de vermem birader. Evet, kolaylıklar diliyoruz size. Veremezsen eyleme de o zaman. Dur, dokunmayın. Dur, yardım edelim. Açın, yolları açın. Değilmesin. Yardım oraya. Karpuz dediler abi. Canım nasıl karpuz çekti biliyor musun? Ye şişman, yiyen pişman. Bu sosisli dillerine... Ne yapıyorsun, ne bağırıyorsun ya? Az kalsın düşürüyorduk vallahi. Ödüm koptu ya birader. Pardon abi ya, affedersiniz ya. Hayır ya, bu Yavaş. Dur. Ben sinirlenemiyorum. Bu karpuzdan düşse ne olacak? Ne olacak? Ne olacak işte, yere düşüp patlayacak çatır. Evet, 100 bin lira karpuz bu ya, patlayacak. 100 bin lira mı? Tabii 100 bin lira. Ya ne zannettin Mahmut, ya ne zannedin sen? Sen kaç tane sosya satman lazım biliyor musun abi bunu alman için? Vallahi pardon abi ya, kusura bakmayın. Hayretlerim olsun ya Mahmut Bileder. Burada 300 bin lira var, 300 bin lira. 300 bin lira mı? Tabii havaya uçacaktı ya. Vay arkadaş ya, karpuz işine mi girsek, ne para var? Ha, gir, gir. Bir tek o kaldıydı. Gel sen de gir karpuz işine. Vallahi gerim gerildim. Ömrümden günler geçti gitti ya. Bir daha ne hale giderim, ne böyle karpuz alırım ya. Alma birader. Of, acaba ben de böyle pahalı şeyler mi satsam? Mesela böyle 8 katlı tost yapsam, kaşarlı. Ha? Sosyeteye böyle üst üste koysam falan. Abi çok iyi olur, çok iyi. Orada o sıcak ki orası, o dokunuyor. Evet, evet. Beyine zararlı olur canım. Hadi. Eline yavaşlamış beyni. Yürü birader. Dur, ben şuraya döneyim. Buraya bak ya. Aa. Kendi kendine çalıyor ya. Çok acayip. Acayip ya. Emiciğim. Ne çalıyorsun sen? Ya Buki, yarısını bu çalıyor. Sen bakma bana. Ama çok güzel. Ben müziğin güzelliğine geldim mutfakta. Ya bak Buki. Ellerini bırakıyorum, bak geri kendine çalıyor ya.
Kendi başına çalıyor. Çok acayip ya. Annemsin. Vallahi bravo. Torun derken sen piyanist olurmuşsun ya şimdi. Tabii ya, niye olmayayım ya? Aslına baktığın zaman. Tabii. Benim kulağım çok iyidir ya. Çok iyi kulağım vardır. Acayip olur. Yani ben acayip yaparım bu işi ya. Tabii tabii tabii. Bak bak bak, bak şimdi bak. Hah. Bak. Bozduk mu? Yok ya. Aa böyle böyle. Bak. Buradan buna basıyorsun. Bak şimdi de. Çok iyiyim ya. Ya demek o hani düğünde çalanlar var ya. He? Yani aslında bu çalıyormuş ya. Onlar bir şey çaldı yok. Hadi bakalım et olsun böyle güzel güzel uğraşsan onlar. Ben dinliyorum seni mutfaktan. Allah abi. Abim. Abi diyorum ki. Ne? Acaba biz de böyle egzotik meyvelere falan mı girsek ha? Ne dersin? Baksana karpuz kaç para abi? Çok iyi düşünmüşsün ya. O tren kalkmadan bizim yetişmemiz lazım. Abicim bizim ne işimiz olur egzotik meyveyle falan ya? Adam manav kendisi. O bile pişman oldu. Biz tüccarız abicim, işimize bakalım ya. Abi bana her şeyi de biz işimize bakalım deme abi. Bizim işimiz ticaret bu zaten. Ali. Babamın bana ticaretle ilgili 3 öğüdü var abiciğim. 1, bildiğin aklının erdiği, anladığın işi yap. 2, akrabayla kesinlikle iş yapma. 3, işinin başında dur. Abi bu söylediğin her şeye biz uyuyoruz. Hiçbir sorun yok bence. Ama ben kaşınıyorum diyorsun. Bilmediğimiz işlere girelim, batalım diyorsun. Ticaret abi. Egzotik meyve. Çok iyi düşünmüşsün hakikaten. Canım benim. Loçka. Ay babaanne. Hoş geldin canım ben. Ne oldu Mari? Daha sabahla gürdüm seni, daha şimdi buradasın. Bir problem mi var? Yok babaannem, yok. Bir problem yok. Ama ben seninle bir şey konuşmaya geldim. Ha. Hı. Ay korkutma beni. Sami ile kocamı kavga ettiler. Bir şey var ha. Yok yok, öyle bir şey hakem de değil. Hakem lazım. Hayır babaannem, öyle de değil. Konu Sibel Hanım. Ay, ay Süleyme, açma bana o muhabbeti. Açma bana Sibel muhabbetini. Ben ne dersem her vakit kabahatli. Susayım ben. Zap, zap. Bak babaannem, bu sefer bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Bu sefer bir şey yapacaksın. Yapmam ben bir şey. Ograşamam ben onun be. Yapmam, bak hep ben kabahatliyim. Sibel bak, mı? Mı yapmışım ağzını, istemeyeyim ben. Ya babaannem, kabahat falan değil, bir şey yapman lazım. Bak anlatacağım, dinleyecek misin? Ha dinleyeyim, hadi. Ha. Bak şimdi, babamla Sibel Hanım akşam Boğaz'a yemeğe gideceklermiş, tamam mı? Ya bak, ev dolu yemek. Mutfak ağzına kaçtı, buraya kadar yemek dolu. Ne işi var marimulların? Masraf, masraf, masraf. Dur babaannem, bir dakika sakin ol. Dolapta var her şey ama onlar balık yiyeceklermiş. Balık? Ha. Allah Allah. Balık, balık yiyecekler. Alsınlar dursundan aşağıdan balık. İsterse kaç kilo yapsınlar. Yapsın tava yapsın, kara yapsın, fırında yapsın, kızartma. Ne isterse balık dolu. Babaannem yapsın da onu herkes yapar. Ama herkes Boğaz'da yemek yemeye gidemez değil mi? Aman çok kıymetli Boğaz'da. Koyaysın ekmeğin arasına. Sallan iyisi sallan. Ye, haydi bırak burayı. Olmaz. Ekmek arası. Ha. Sibel Hanım'dan bahsediyoruz babaannem. Ekmek arası yer mi? O en lüks lokantada yemek ister. Bilmiyorsun ha. Sanki. Ha hanımefendi, haklısın. Yemez. Ama benim Sami harcetsin paraları. Yıpransın o. Ha çalışsın. Çıktık arkasında buka kırbası. Daha o harcetsin para. Babaannem ah. Ah ah babaannem, el kızı hiç acır mı babama? Ya bak sen onu bunu boş ver. Ben sana bir şey anlatacağım. Sen onu yapacaksın tamam mı?
Yapamam ben. Uğraştırma beni onunla. Yapamam bak, ben hep kabahatli çıkarım hep. Ya babaannem, kabahatli çıkmayacaksın diyorum. Sen ben ne söylüyorsam onu yap diyorum. Bak lütfen, anlatacağım sana. Bir dinle. Tamam. Haydi Sülene. Bak şimdi. Akşam olduğu zaman. Nasıl bile de? Ha? Bir dokunabilir miyiz ya Mustafa? Ha? Yok oğlum, dur işte. Bak şey yapayım, sesi dinliyor. Ayol, o kadar paraya ben size 3 tane gece elbisesi veririm. Yazık günah. Yok. O kadar paraya karpuz mu yenir canım? Ya yenir, yenir de işte o kadar parayı o karpuza verecek adam lazım. Yani ben Ali'ye desem bana her şeyde ama bu mevsimde karpuz istiyorum deme der yani. Yok yok, Mesut da vermez o kadar parayı da. Ya zaten ben o kadar parayı ona vereceğime gardırobumu yenilerim, kıyafet alırım kendime. Hanımlar, abartmayın. Abartmayın, yani alınamayacak bir şey değil sonuçta. Nasıl abartmayalım ya? Allah Allah, dünyanın parası. Ay vallahi sizin kocalarınızı bilmem ama Sami'cim bana o karpuzu alır. Yapma Sibel. Yani milyarder değilsen bir karpuzu o para verilmez. Aa, olur mu öyle şey? Yani bu mevsimde karpuz yemek kolay mı? Tabii ki pahalı olacak. İthal sonuçta, ithal karpuz bunlar. Ayrıca insanın gönlü zengin olacak. Bir kere geliyoruz dünyaya, değil mi? Ay, o kadar çok karpuzdan bahsettik ki canım karpuz çekti. Benim de. Kız Dilek, sen yoksa aş mı eriyorsun? Ay yok artık, daha neler Yıldız abla. Zaten aşarsam ilk sen duyardın. Şimdi sen Sami bana o pahalı karpuzu alır diyorsun Sibel, öyle mi? Alır tabii. Duymadan, görmeden inanmam ben. O zaman beni takibe devam edin kızlar. Görürsünüz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sami abi hayatta o pahalı karpuzu almaz. Ben de çok merak ediyorum, alacak mı, almayacak mı? Alırsa biz, almazsa Sibel moraracak. Ya, ya Seyfi Bey abi, ne demek şikayet edeceğim ya? Edeceğim efendim, edeceğim, edeceğim. Gerçekten edeceğim. Ben bu mahallenin nesiyim? Problem kaynağı. Nesiyim efendim, ben bu mahallenin nesiyim? Antipati. Mahallenin nesiyim efendim? Fehmi abinin baş belasısın, bunu mu diyelim ben yani? Ey Allah. Yani Latife'nin de bir sınırı var, lütfen efendim ya. Ciddi ciddi konuşalım. Ben bu mahallenin nesiyim? Muhtarısın Seyfi abicim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim sizin gibi böyle saygılı, kibar esnaf artık kalmadı ne yazık ki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olma. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok haklısın Seyfi abi. Yorgancılık mesleği gün be gün kayboluyor maalesef. Haklısın Alper ortağım. Şunun şurasında kaç kişi kaldık koca İstanbul'da? Siz de haklısınız ortağım. Ben kaybolan meslekleri konuşmuyorum. Kaybolan esnaf ahlakını konuşuyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Yani bir karpuz 25.000 lira olur mu ya? Ya olur. Yurt dışından geliyorsa olur Seyfi Bey abi. Evet. Ayrıca kendisi değil. Yani karpuzun kilosu 25.000. Yani kendisi ne kadar da 102.500 falan filan küsür değil mi Seyfi? Kaçtı o tam? Şu tam olarak 102.568 lira, heh. Onun arkasındaki 106.813 lira, diğeri ise 98.446 lira. Yani toplamda 300 falan küsür. Efendim, yani dünyanın neresinden, yani isterse dünyanın bir ucundan değil, Satürn'den gelse yine bu karpuz bu kadar etmez efendim, sattırmam ben bunu. Ama ne demek sattırmam canım, serbest ekonomi var. Bizim aldığımız fiyat belli, karımız belli, sattığımız fiyat belli yani. Sattırmam Mustafa. Zabıtaları hemen göreve çağıracağım ve gelip buraya bu karpuzu sana sattırmayacaklar. Allah Allah! İstersen NATO'yu göreve çağır. Seyfi abi gelsinler burada bir tatbikat yapsınlar. Gün gelecek. Aa! Böyle pahalı meyveler dilimle bile satılacak. Ya Allah aşkına Basra, sıkılmıyor musun böyle şeylerden? Gün gelecek, gün gelecek. Dilimle karpuz mu olur ya? Saçmalardan seçmeler bile der ya. Yaz anam, yaz tacı gözlersin. Karpuza geldik, karpuza! Kurabiye bunlar! Ama yurt dışının kurabiyesi. Ya canım da çekmedi değil abi, biliyor musun? Ya fotoğraf makinesi olan yok mu yanında ya? Bir fotoğraf çekilseydik ya. Hayır hayır oğlum, flaştan etkilenir belki. Ruhi
ya, bu ne güzel şeymiş ya. Kafamı falan acayip boşalttı ha. Bizde de kafa kalmadı ama neyse. Fakat ufak ufak kıvırdın değil mi Rukiye? Tabii tabii, tabii çok. Bayağı aşama kaydettin Fehmi'cim. Ben dinlediğim kadarıyla o değil de bir şey soracağım sen. Ama ha, çok da uğraştın. Yorulmuş olabilirsin. Ben sana bir kahve yapayım mı? Yok, hiç yorulmadım. Ne yoruldum ne de sıkıldım ya. Bu çok ayrı, ben 3 saat daha çalarım bunu ya. Yapma ya. Tabii tabii. Burayı çok seviyorum. Bak bak. En güzel yeri ya. Bak. Oluyor değil mi? Çok güzel değil mi Rukiye? Bravo. Aa, ben bayağı yetenekliymişsin Fehmi'ciğim. Tabii ya, ben evet, çok iyi çalıyorum ya. Evet. Çok iyi çalıyorum yani. Aklıma ne geldi benim? Ha. Ben kek yaptım ya sana. Ha. Azıcık koyayım tabağa şöyle limonlu cevizi, çay da getireyim böyle. Ha? Güzel güzel yap. Ya hiç istemem ya. Ben şimdi hiç karnımı falan doyuramam. Ben çünkü ne yapıyorum? Ruhumu doyuruyorum müzikle. Tabii ya. Ruhum biraz doysun ya. Karın doydu zaten. Boş ver. Okey. Nasıl çalıyorum ya? Şuraya bak, çok iyi çalıyorum ama. Maşallah. Saat gibisin ha. Nazlı'nın eve geliş saatini hiç sektirmiyorsun. Şıp diye damlıyorsun ha. Abi ne yapayım ya? Senin dükkan da öyle stratejik bir noktada ki. Baksana şuradan aynayı uzatıyorum. Ta sokağın köşesine kadar görüyorum. Aynayla ha? Tabii abi. Vay seni kurnaz vay. Bak tam evinin karşısında pastane var. Orası da işini görür. Abicim yani pastane olur mu ya? Beni orada reklam ederler. Ya Şahin var abi. Şahin ağzına düştüm yandım demektir. İyi abi burası. Ama yani sen rahatsız oluyorsan, hani kalabalık ediyorsan ben gelme ha. O nasıl laf öyle Niyazi ya? Rahatsız olur muyum sen? Olur mu sen? Ne biçim konuşuyorsun? Her zaman gel sen, her zaman. Aşıklara yardım edeceğiz demedik mi Niyazi ya? Ya Ferit abi, aşık falan deme abi ya, öyle deme. Yani biz sinemaya gideceğiz, yani konuştuk o yüzden. Ben onu teyit etmek için geldim sadece. Biliyorum, biliyorum. Burada konuştunuz ya, arkadaşlarla gidecektiniz hani. Yani evet, hani Nazlı'ya öyle dedim, arkadaşlarla dedim de bizim arkadaşların biraz işi çıkacak. O yüzden biz ikimiz gideceğiz, öyle gözüküyor. Vay seni kurnaz seni. Abi kurnaz falan deme abi, kurnaz deme ya. Ben şeyden dolayı şimdi hani ikimiz gideceğiz desem yanlış anlayacak. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gazanız mübarek olsun ha. Abi öyle gazan mazan falan, abi öyle demeyelim ya. Biz yani dostça film seyretmeye gideceğiz. Hı-hı. Çıkınca da işte o da sinema konuşmayı seviyor. Hı-hı. Belki ne bileyim bir pastanede otururuz, sinema konuşuruz. Böyle hı-hı, tatlımızı yeriz bir yandan. Hmm. Tatlı yeriz, tatlı tatlı konuşuruz diyorsun abi, yani. Deme öyle abi. Demeyelim öyle, demeyelim abi, öyle. Ya bu nasıl olacak böyle o zaman? Abi, geç kaldı sanki abi. Ha, saate bir bakıyorum ya. Gelmiş olması gerekmiyor yok, mu? Yok 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 Niyazi. Bazen 5-10 dakika böyle geç kalabiliyor. Ya ben var ya senin yüzünden yani Nazlı'nın saatlerini bir ezberledim ya. Olacak iş mi? Şimdi ayağımın altına ha. Ben sana yoldaş babasam ya. Zaten sürekli ayağının altındayım ya. Hep sinir, hep öfke böyle. Ben damat mıyım, düşman mıyım belli değil. Yat kalk dua et maaşıma. Yat kalk dua et maaşıma. Ne olacak ya? Öp sana ya. Karışma sen. Ya. Karışma. Yok efendim, o teknolojinin ne işi, onu almış şey yapalım mıymış? Yok daha çok pasta yapalımmış. İşin bana mı öğretsin sen? Sami'cim. Benim canım karpuz çekti hayatım. Karpuz mu? Hı hı. Ha, bu hepsinde karpuz mu varmış? Var hayatım var. Manavda gördüm. Manavda mı gördün? Hı hı. Ha. Var mı gelmiş karpuz? Var var. Manav Mustafa abi de karpuz var. Ben gördüm. Yok bu ya.
bu şeydir o. Ha, bu tahtadan yapıyorlar ya, bu şeylere, vitrinlere koyuyorlar. Belki ondandır. Yok yok, o tahtadan değil. He? Turfanda karpuz. Turfanda mı? Ha, o tamam. İran karpuzudur o, İran. Yok yok, var. Ama benim görünce canım çok istedi Sami'cim. Ya şimdi un tadı şeysi gerek yok ya. Onu almayalım inşallah. Yok, o tuzlu biraz, tuzlu. Ondan alamam diyor. Ha, bak. Un tadısız yok. Tuzludur, yağmaz o. Buna gerek yok. Aşk olsun hayatım, bir karpuzu bana çok mu görüyorsun yani? Böyle sıcakladığımız zaman falan böyle serin serin yerdik diye düşündüm ama... sen bilirsin tabii. Yok, yok be Mavişe. Madem o zaman canın çekti, alayım o zaman. Nicht, alamazsın. Çok pahalı, çok. Allah Allah. Neden alamayacakmışım? Parasıyla değil mi? Allah Allah. Verin parasını alırım. Sen bekle Mavişe. Ben hemen açık alayım geleyim. Bekliyorum kocacığım. Bir kahve pahalı olacakmış be. Çok pahalı olacakmış. Çok. Ha. Bana kocam alır. Tamam, alır. Neyi alacak Ali? Onu bilmiyorum ben. O fiyatı gördüğü zaman kafayı yiyecek. Allah'ım, sıkılmadı da ya. Fehmi'cim, kapı. Öyle, tabii. Kapı çalıyor. Açayım mı kapıyı ben? Aç tabii. Sefa geldiler. Hoş geldiler. Ha, tamam, açıyorum. Sefa kapı geldi. Çaldı ya çünkü. Açayım kapıyı değil mi? Tabii. Bir müzik sesi duyduk, sizden geliyor. Bizden geliyor. Ben çalıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu seni traktör. Ben o salondaki bütün saksıları bununla çapalıyorum ya. Ya şu nükteleri de olmasa vallahi çekilecek gibi değil yani. Aa, çok güzel ya. Gördün mü bak kızım? Piyanist şantör olmuş Fethi'ciğim. Tabii. Tarabya'da programa çıkacağım da onun provalarını yapıyorum şimdi. Nejat Alp gibi, Cengiz Kurtoğlu gibi bak, görüyor musun? Ya Seyfi babacığım, Fehmi amca şaka yapıyor. Otursanıza, ara verir Fehmi'cim de bir çay yapayım. Çok güzel çayım var. Tabii, oturun Seyfi Bey. İçeriz vallahi, hep içeriz. Buyurun, oturun, hoş geldiniz. Oturun. Direkt Hanım, buyurun oturun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Aramızda görmekten büyük keyif aldık, hoş geldiniz. İstek yapabiliyor muyuz? Tabii, peçete ver Rukiye'ye. Oraya yazsınlar, versinler. Biz de şey yapalım ya. Fehmi'cim, ama sen de yorulma, çayını iç sonra. İçerim, tamam. Olmaz bir şey Mustafa! Ya olmaz diyorum! Ya yavaş bile. Ya ada şimdi hömeriyorum. Dur, ben olayım ya. Hömermek mi? Hömerip duruyor ya. Hömermek. Ya ben hömermeyeyim, yetim hömersin. Allah Allah, böyle şey olur mu? Adam 100.000 lira ödette böyle. 4 kiloluk karpuza. Ya Sami Usta, sen bir sakin olsana. Bak Hömer onları da öğrendik. Evet. Pahalı dersin. Pahalı. Evet. Pahalı alamadım dersin. Bir de almasın. Ya ne demek alamam? Alırız dedim. Alırız dedim ben. Öyle şey olmaz. Allah Allah. Ya birader, sen de demeseydin keşke ya. Almayıver ne olacak? Sanki bu zamana kadar bu mevsimde karpuz yedim. Gene yemeyiver. Ya öyle deme Mesut. Ben onu alacağım dedim. Avalı de böyle hani çıktım dükkanından alacağım diye. Ya, tamam, ya söylersin, anlarlar canım ya. Allah Allah, Sami Usta sen de. Anlamazlar. Adil hocam, öyle şey olmaz. Böyle de şişirdim kendimi. Alacağım dedim. Ha. Nasıl alacağım ya bunu? Nasıl bu kadar pahalı şey mi olur? Tabii canım, tabii kabahat bizde oldu değil mi? Bunu pahalıya satıyoruz, ondan bizde. Bende de değil, o şeyde. Bu yetiştiren adam var ya, yabancı adam. Evet. Aa, ta o bilmem nerenin köyünde. Bak ona ben sesleniyorum buradan. Niye yetiştirdin? Sen bu karpuzu niye yetiştirdin? Niye bunu uçağa koydunuz da buraya getirdiniz, biz de aldık buraya getirdik. Tamam, sakin ol Mustafa, sakin ol. Ya birader, sen de sakin ol ya. Ya biraz, vallahi bu işi bir çözün aranızda tıkın ya. Böyle bağırmakla, çağırmakla olmaz. Evet. Kusura bakma. Al şöyle. Ömeriyorlar ya. 100.000 lirayı duyunca benim şeker fırladı gitti. Ya ondan. Sen de kusura bakma, fırlar tabii, haklısın, doğru. Çok, çok para yani. Başka adam var mı? Hep beraber girecek, dilim.
Ya dana mı bu Sami Aga ha? Danaya girer gibi 7 kişi karpuza mı gireceğiz? Bu da doğru ama. Ya yok zaten bir daha ben ne böyle pahalı meyve alırım ne de buraya getirir satarım. Tamam yani. Mustafa ya. Ha? Evet hiç. Ya. Ela. Ela ağlattığımı mağaraya da kurt dağırmış olursun. Evet. Böyle böyle şey olur mu? Hepimize dert oldu ya. Evet. Doğru. Bu ne böyle karpuz mu olur? Ha niye? Bir tane vuracağım yok, seni ama. Yok yok. Ne oluyor sonunda ne oluyor? Ne oluyor? Ömeriyoruz işte böyle. Ömeriyoruz. Sen de birader bak şimdi eve gidince şişe şişe gitti geldin ya buraya ha. Alacağım diye. Ha. Şimdi dersin ki karpuzlar satılmış. Ha. Bulamadı olsa da alacaktım da. Ha. Valla iyi bak iki adam başka. Ben sana helal. Sonra alırım da ben de yarın bunu götüreceğim hale iade edeceğim. Tamam güzel. Yeter ya. Yeter. Bak hömermek kızmak oluyor demek. Evet. Bağırmak çağırmak. Konya'da Ömer demin ne Ömer'in hemşerim derim. Komik bir şey ya bu. Evet. Ömer yok. O zaman aşağı eve gidince bana Ömercik. Seninki büyük bir de küçük Ömer var. Ömercik. Az bağırana Ömercik deniyor. Vallahi güzel onu biliyorum ben. Dilek, çok güzelmiş ya. Bir tane de ben alsam mı acaba? Emanet enstrüman babacığım. Çok fazla kurcalamasanız mı acaba? Evet, evet. Dilek çok güzel bir konuya temas etti şimdi ya. Çok güzel. Ama şurada 3-5 dakikadır çalışıyorum. Bak nasıl öğrendim. Yani 1-2 saat çalışsam Mozart gibi olurum. Evet, evet. Bir yetenek gerçekten. Ben de hissettim. Götürmek ister misiniz? Biraz da yukarıda siz hevesiniz alana kadar değil mi Femicim? Yok Rukiye teyze, yok olmaz. Yani 2 dakikada kafamız şişti burada zaten. Annem hayatta istemez. Dilek kızım, hiç sanattan anlamıyorsun ya. Ay yine başlıyor Rukiye teyze ya. Kendi çalıyor ya. Ya çok kurcalamasan çocuğun orgunu bozacaksın ya. Ya. Sabahtan beri çalıyorsun bozulmadı. Ben çalacağım mı bozuluyor yani? Yok yok Femciğim şaka ediyor. Hiç bozar mısınız? Olur mu hiç değil mi Femciğim? Tamam. Nazlı. Ay Niyazi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Ya kusura bakma böyle karşına çıktım birden de ben şey soracaktım sana. Yarın gidiyor muyuz? Yarın? Sinemaya gidecektik de hani belki. Aa bak ben onu tamamen unutmuşum. Şey demiştin değil mi sen arkadaşlarla birlikte gidiyoruz demiştin. Tabii canım tabii arkadaşlarla. Kalabalık yani böyle grup halinde. Kalabalık diyorsun. Tabii tabii. Tamam gideriz. Tamam o zaman. O zaman yarın 2'de buluşalım. Tamam, yarın 2'de. Arkadaşlar orada bekliyor olacak. Gecikmeyelim. 2'de buluşuyoruz o zaman. 2'de burada mı buluşuyoruz? Burada buluşalım. Tamam. Tamam, olur. Tamam. Görüşürüz. 2'de yarın. Tamam. Hoş geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk anneciğim. Seyfi babacığım. Nazlı abla bütün gün yorulmuştur ya. Bir de sen şimdi kafasını şişirme değil mi? Kapatalım biz onu. Aa. Karpuz. Yok, maafşım. Alamadım karpuz. Pahalı diye almadın değil mi Sami'ciğim? Pahalı diye almadın karpuzu. Eyvah şimdi yandın Erol Taş Baba Sami fertik oldu. Yapıyorum abişim. Bu ondan olur mu hiç? Manavda kalmamış, karpuz kalmamış. Ne demek kalmamış Sami? Kalmamış git bak. Yani git bak Mustafa iyice yok. Hepsini almıştı o yabancı şeyleri. Olur mu öyle şey? Kandırmıyorsun değil mi beni Sami'ciğim? Aşk olsun benim abişim. Aşk olsun. Herkes işte bak para yok, para yok diyor ortalıkta ama de bu bütün yabancı karpuzları tepten sürüp süpürmüş almışlar hepsini. Sami o kadar pahalı karpuzu kim alsın hayatım? Kim alsın? Hı, kim alsın? Ha, gördün mü? Gördün mü? Demek ki neymişti ben ona? Parayla ima kimde oldu hiç belli değilmiş yani. Onu burada onu almadık. Ama ben karpuz yiyeceğim diye çok sevinmiştim Sami'ciğim. Erol Taş Baba Sami, ya şey diyeceğim Sibel Cici kayınvalide belki başka yerde vardır gidip alabilir değil mi? Evet evet başka manavda vardır belki.
Ona bir baksan Sami'cim. Yok. He? Ona baktık. Mustafa'ya dedi. Benim abişime karpuz götürmezsen kahrolurum dedi. Onun böyle gözlerini aşağı pıt 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 diye damlalar şey yaparsa kendimi atarım dedi. O da ben şey yapınca hemen etraftaki karpuz satan ona arkadaşına baktı baktı. Hiçbir yerde yok. Ama üzülme. Gelince ben adımı yazdırdım. İlk sırada biz varız. Hemen o karpuzdan alacağım. Evet. Akşam yemeğe gitmiyoruz biz. Senin de hala duruyorum orada. Hadi hazırlan. Hadi hemen açık hazırlan hadi. Söylüyorsun ha. Hayatım, ben hemen hazırlanayım. Ama bak Sami'cim, sen de geç kalma. Yok yok, kalmam. Sen hemen, hadi hazırlan. Ha. Oh, ha, çok güzel yırttın be. Elvan ne yapacak acaba size? Ben onu çok merak ediyorum. Anne, bu ne böyle Allah aşkına? Hazacığım, sorma. Babam bütün gün böyleydi. Sonra Dilekler gelince Seyit Bey oturdu başına. Şimdi de o böyle başladı, bitirmeyeyim. Eziyeti böyle dinlemektense ben izinsiz bir ay boyunca çalışabilirim iş yerinde, o kadar. Anlayacak, sus. Ya Seyfi yeter artık ya, valla. Ya oh ya, kapat ya, kafam için davul oldu ya kafam. Tamam, tamam, çalmıyorum. Demek ki bu evde iyi müzikten haz eden insan yok. Yok. O zaman bize müsaade, biz kalkalım hadi baba. Hadi bakalım. Bir ara diyorum şunu alsam, eve götürsem, evde çalsam rahat rahat olabilir mi? Tabii tabii tabii. Tabii tabii, evde, evet, evet, evet. Hadi iyi akşamlar Rukiye teyzeciğim. İyi günler, iyi günler, güle güle. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok güzel değil mi ya? Dilek. Kızım. Sen de çalsaydın keşke. Rukiye, ya sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Tabii Fehmi'ciğim, o nasıl laf? Bütün gün ben de senin böyle kafanı şişirdim değil mi? Yani? Yok 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 yok, şişirmişimdir. Şimdi bak, çalamayan insan çalınca anlamıyor. Fakat çalamayan bir insanı dinleyince kafa çok acayip ütüleniyor ya. Ya çok özür dilerim, ben bütün gün senin kafanı ütüledim. Estağfurullah Fifi'cim, olsun canı sağ olsun ama eğlendim bütün gün, aman. Ya Nazlı'cığım, kızım sen şunu al kaldır. Dayanamıyorum, böyle yine elim gidiyor oraya. Sonra yine kafa ütülemeye başlarım hadi. Tabii tabii, hemen hemen ben onu, hemen bak o kadar hızlı kaldıracağım ki ben bunu. Bakayım nasıl oluyor bu? Gerek yok ya, tamam. Baba nereden basıyor? Baba bir öğretsene, bir iki çalayım ya. Ya şuradan nereden şöyle açayım? Yapıyorsun. Bakayım. Bak, bak. Sonra buna bas. Nazlıcığım. Hadi tamam, ama. Tamam ya, şaka yapayım dedim. Tamam, hadi gülelim ya. Yani. Hadi bu şaka yeter artık sabahtan beri, haydi. Güzelmiş baba ya. Çok güzel ya, çok güzel. Ben fişi toplarım, sen bırak. Aa, şey bayağı güzel çalıyorum ben. Oh. Bitti işte. Tamam. Kaldır kaldır. Götürüyorum. Kaldır kaldır. Götür götür. Kaldır. Hazırım ben kocacığım. He tamam. Yani de hemen azıcık hazırlanıp geliyorum. Ana nerede? Uyanmadan bize hemen gidelim. Hadi çabuk çabuk. Hadi. Sami. Ha nerede kaldın bre? Hani gidecektik balıkçıya, Bogaz'a? Balıkçıya mı? Aa, Sami. Ana, nereye çıktı balıkçı? Sektir sen. Yok ana, otur sen evinde. Yapayalınız. Sen kal, gelme bizimle. Sen ne yapacaksın Bogaz'da? Ne yapacaksın balıkçıda? Otur sen evde dersen. Tamam mı bak? Ne de yap. Hani baş başa olacaktık Sami. Of Sami, of. Ya, hadi o zaman anacığım. Hadi gidelim, hadi. Ben araba işi yapıyorum aşağıda. Hadi gel. Hemen şey yapalım. Sen de yavaş yavaş gel, hadi. Hadi ben arabayı çalıştık bu sıfır. Aa, hazırım be. Hadi. Haydi. Marşım, marşım. Merhaba Nazlı. Merhaba Niyazi. Hadi gidelim. Arkadaşlar ne olacak? Arkadaşlar direkt sinemaya gelecek.
Ay yok, senin arkadaşların değil, benim arkadaşlarımı çağırdım. Hani topluca gideceğiz demedin mi sen grup halinde? Evet. Ben de kendi arkadaşlarımı çağırdım. Onlar gelecek. Aa, geliyorlar işte. Ya nasılsın? Merhaba. Gelin, merhaba. Gelin. Alo. Niyazi abi, bir gez. Niyazi abi, ne haber ya? Abi, ne haber ya? Biz geldiniz vallahi. Evet, harika oldu. Hazırız, tamam. Hazırız, tabii. Hadi gidelim. Abi. Tabii, gidelim. Hadi. Hayatım benim ya. Çok güzel olacak. Hayatım geldi, gidiyoruz karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan de bana yapmışız, gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.